Herkese merhaba. Bu videomuzda TeamViewer nedir, nasıl kurulur, ayarları nelerdir? Bu konuyla ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. TeamViewer dediğim şey aslında bir uzak masaüstü bağlantı programı. Bu programla aslında yapacağınız şey şu. Karşıdaki herhangi bir kişi sizin bilgisayarınıza uzaktan bağlanıp kendi bilgisayarıymış gibi kullanabilir. Ya da siz karşıdaki herhangi bir kişinin bilgisayarına bu program vasıtasıyla bağlanıp kendi bilgisayarınızmış gibi kullanabilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta şu. Bu programı, daha doğrusu uzaktan bağlantıyı iki bilgisayar arasında gerçekleştirebilmeniz için bu programın bağlantıyı yapan iki bilgisayarda da kurulu olması gerekiyor. Yani TeamViewer'ın iki bilgisayarda da kurulu olması gerekiyor. Bir diğer nokta da şu. Eğer siz karşıdaki kişinin bilgisayarına bağlandığınız anda sizin ne yaptığınızı karşıdaki kişi görebilir ve istediği anda bu bağlantıyı sonlandırabilir. Aynı şekilde sizin bilgisayarınıza bağlanan herhangi bir kişi yaptığı tüm hareketleri görebilirsiniz. Aynı şekilde istediğiniz anda bu kişinin bağlantısına son verebilirsiniz. Şimdi TeamViewer programını indirelim ve ayarların nasıl yapıldığını, nasıl bağlandığını görelim. Google ana sayfaya geldiğimiz zaman TeamViewer yazıyoruz. TeamViewer yazdığımız zaman ilk olarak TeamViewer.com sayfası geliyor. TeamViewer.com sayfasına gidiyoruz. Benim size tavsiyem, eğer bu programı indirip kullanacaksanız TeamViewer'ı ana sayfasından indirip kurun. Çünkü farklı sitelerden indirip kurduğunuz zaman bu programın içerisine virüs koyma ihtimalleri var. Bu nedenle pekse bu diğer sitelerden bu programı indirmenizi tavsiye etmiyorum. Direkt orijinal internet sitesinden, resmi internet sitesinden bu programı indirmeniz daha güvenli olacaktır. Ana sayfa geldiğimiz zaman, TeamViewer.com'un resmi sayfasından ana sayfa geldiğimiz zaman ücretsiz tam sürümünü başlat seçeneğini seçiyorum ve program benim bilgisayarıma iniyor. Ben programı indirmiştim ve şu anda masa üstünde yaklaşık 7,8 MB büyüklüğünde bir program. Maksimum 2 ya da 3 dakika içerisinde bilgisayarınıza inecektir. Bağlantı durumunuza göre 2 ya da 3 dakika içerisinde bilgisayarınıza inecektir. İndikten sonra çift tıklayıp çalıştır diyorum. Programı çalıştırdıktan sonra nasıl devam etmek istersiniz kısmına kur diyorum. TeamViewer uygulaması nasıl kullanmak istiyorsunuz kısmına ise kişisel ticari olmayan kullanımı seçiyorum. Oldukça kısa bir süre içerisinde bilgisayarıma bu program kurulacak. Ve yine görüldüğü gibi sol altta hemen TeamViewer kısa yolu geldi. Şu anda kurulumunu yapıyor. Kurulumu yaklaşık olarak 30 saniye ile 1 dakika arasında bir kurulumu söz konusu. Evet, kurulum gerçekleşti. Kurulum gerçekleştikten sonra bir sürü pencere açılacaktır sağda solda. Bunların hepsini kapatabilirsiniz. Yani kapat diyebilirsiniz. Hatta hepsini kapatalım. Kapat diyelim. Direkt masa üstünden hepsini kapattıktan sonra o şekilde yapın. Masa üstünden kısa yolu klikleyin. TeamViewer gelmiştir muhtemelen. Çift klikliyorum. Evet, geldi. Şimdi karşıma bir pencere var. Bir tane pencerede, yani şurada uzaktan kontrole izin ver kısmında bir ID'niz var ve bir de şifreniz var. Eğer karşıdaki kişi sizin bilgisayarınıza bağlanmak istiyorsa siz ID'nizi ve şifrenizi karşıdaki kişiye veriyorsunuz. Karşıdaki kişi bilgisayarınıza bağlanıyor. Bağlantıyı sonlandırmak için, yani karşıdaki kişi bilgisayarınıza bağlandığı anda normal kendi bilgisayarınızmış gibi kullanabilecek ve siz bu yaptıkları hareketleri de aynı zamanda görebileceksiniz. Bağlantıyı sonlandırmanız için pencereyi kapatmanız yeterli. Pencereyi kapattığınız anda karşı kişiyle bağlantısı kopacaktır ve yeni bir şifre tanımlanacaktır. Gördüğünüz gibi şifreniz değişti. Yani karşı kişiye ID'nizi verdiniz, şifrenizi verdiniz. Karşı kişi bilgisayarınıza bağlandı. Şu şekilde bağlandı. İşlem yaptı. İşlemleri bitti. Ya da siz bağlantıyı sona erdirmek istediniz. Kendiniz kullanabiliyorsunuz. Yani karşıdaki kişi nasıl o anda bilgisayarınızı kullanabiliyorsa
Siz de o anda bilgisayarınıza hakim durumdasınız. Buradan açılan pencereyi kapattığınız anda şu şekilde aynı şekilde bağlantı kopacaktır. Karşıdaki kişi bağlantı kopmuş olacaktır. Ve size tanımlanan şifre her kapattığınız sefere değişecektir. Yani ID'niz sabit. ID sabit bir de değişmiyor. Şifreniz ise görüldüğü gibi her açılıp kapanışta değişiyor. Şimdi karşı tarafa bağlanmak için, yani eğer siz karşı tarafa bağlanmak istiyorsanız, başka bir bilgisayara bağlanmak istiyorsanız, karşı kişiden ID'yi alıyorsunuz, aynı şekilde şifreyi alıp bağlanıyorsunuz. Benim elimde örnek olarak başka bir bilgisayar var. Şimdi başka bir bilgisayara bağlanalım. Başka bir bilgisayarın aynı şekilde dediğim gibi bu TeamViewer programı kurulu olması gerekiyor. Bana ID'sini verdi. 671.318.263. Bağlantıyı kur diyorum. Evet, ve şifre istedi. Şifresini de vermişti karşıdaki kişi bana. Oturumu açıyorum. Evet. Karşıdaki kişinin masaüstü geldi. Evet, görüldüğü gibi karşıdaki kişinin şu anda masaüstündeyim. İstediğim gibi, yani kendi bilgisayarmış gibi burayı kullanabilirim. Bu tamamen bana kalmış. Tüm işlemleri yapabilirsiniz. Yani normal kendi bilgisayarınızı kullanıyormuş gibi. Ama dediğim gibi karşıdaki kişi şu anda benim onun bilgisayarından ne yaptığımı görebiliyor. Ne yaptığım, yaptığım hareketleri hepsini tek tek görebiliyor. Eğer karşıdaki kişi benim oturumumu sonlandırmak isterse, bakın sonlandırmak isterse, direkt buradaki çarpı tuşuna bastığı anda oturum sonlanacak ve benim pencerem tamamen kapatılacaktır. Aynı şekilde ben de çıkmak istersem, oturumu kapatmak istersem, ya buradaki pencereye, ya da buradaki pencereye, şuradaki, ya da şuradaki bu çarpı noktaların herhangi birine bastığım anda bağlantı kopacaktır. Ve tekrar bağlamam için, yani ben bunu eğer buradan kapatırsam, bakın buradan kapatırsam, şuradan kapatırsam, karşıdaki kişiye tekrar bağlamam için karşıdaki kişinin bunu açıp bana yeni şifre vermesi gerekiyor. Eğer buradan kapatırsam, ben kendim kapatırsam, yani bunu kapatmazsam, karşıdaki kişi de bunu kapatmazsa, şu sayfayı kapatmazsa karşıdaki kişi, ben buradan kapatırsam, şuradan diyelim, kapatırsam tamam dedim. Karşıdaki kişiye bir daha bağlanmam için eski şifreyi girmem yeterli olacaktır. Bakın tekrar bağlanacağım. Şimdi şifre isteyecek. Yol istemiyor diyor. Bağlantı kullanmadı. Tekrar deniyorum. Evet, geldi. Bakın eski şifreyi değiştirmedim. Hatta eski şifreyi tekrar yazayım. İnşallah doğru girmişimdir. Evet, bağlantı kuruluyor diyor ve bağlandı. Aynen böyle. Yani aslında buradaki mantık şurada, tamamen şu pencereleri bitiyor. Karşıdaki kişi bu pencereyi kapatırsa, ya da ben bu pencereyi kapatırsam, buraya bir daha bağlanmam için yeni şifre almam gerekiyor. Ama bu pencereyi kapatmazsam, şu pencere her zaman simge durumunda küçük halde durursa, ya da burada durursa, ben bu şifreyle istediğim yerden, istediğim bilgisayardan herhangi bir zamanda bağlanabilirim. Yani internet bağlantısı olsun yeter ki. Ve bu pencereyi kapatmasın. Herhangi bir bilgisayardan, farklı bilgisayarlardan istersen buraya bağlanabilirim. Şimdi tekrar kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Evet, tamam. Dediğim gibi, yani olayın mantığı tamamen pencerede bitiyor. Eğer siz karşı kişinin bağlantısını sona erdirmek istiyorsanız, bunu kliklediğiniz anda artık karşı kişinin size bağlanması için yeni şifreniz, yani size tanımlanan yeni şifrenizi bilmesi gerekiyor. Olay bu. TeamViewer'la bağlanma olayı bu. Oldukça güvenli bir program. Kullandığınız zaman oldukça güvenli ve kullanılabilir bir program. Dediğim gibi açık haldeyken de direkt şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Yani şuradan yeni rastgele şifre oluşturabilirsiniz. Ya da siz kendiniz iki tane bilgisayarınız varsa, size ait iki tane bilgisayar varsa, bu iki bilgisayara kurulum yaparsınız. Şu ikisine ait görüntü alırsınız. Yani diyelim ki ben başka bir yerden bu bilgisayara bağlanacağım. Ya da başkası bağlanacak. ID'yi alıyorum, şifremi alıyorum.
Bunları aldıktan sonra istediğim herhangi bir yerden bu TeamViewer programını kurup bu bilgisayara bağlanabilirim. Ta ki ne zamana kadar? Ben bu pencereyi kapatana kadar. Kapattığım anda artık uzaktan hiç kimse bağlanamaz. Çünkü şu an zaten program çalışmıyor. Çift kliklediğimde program çalışıyor. Ancak şifresi değişti. Yeni şifreyi vermem gerekiyor. Umarım konu anlaşılmıştır. TeamViewer'la kısaca aslında bağlanma olayı bu. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Herkese bol güneşli günler.